Merhabalar. Bugünkü dersimizde taş kağıt makas oyununu geliştireceğiz. Onun dışında kendi özgün oyunumuzu da tasarlayabileceğiz. Bunun için öncelikle makecode.microbit sitesine giriş yapıyoruz. Açılan sayfada yeni proje oluştur diyoruz. Buraya projemizin ismini yazıyoruz. Oyun diyelim kısaca. Oluştur dedim. Oluştur dedikten sonra her zaman bloğunu silelim. Şimdi program başladığında bloğumuz kalsın. Biz şimdi oyunumuza bir değişken atıyoruz. Çünkü taş kağıt makasta biliyorsunuz 3 farklı olasılık var. Ya taş, ya kağıt, ya makas gelebilir. Değişkene tıklıyoruz. Buraya değişken yarat diyoruz. Ve ismine de olasılık diyelim. Değişkenimizi oluşturduk. Şimdi değişkenimizi alıyoruz. Program başladığında değişkenimiz 0 olsun. Oyun için ise input sekmesinden sallandığında başlatma simgesini getirdik. Bakın. Şimdi bu sallandığında ya taş, ya kağıt ya da makası bize ekranda göstersin. Bunun için değişkenler sekmesinden olasılık değişkenini aldık ve bu sıfırın üzerine matematik bloklarını tıklayalım. Rastgele bir seçim yapmasını isteyeceğiz. Rastgele seçim ile bir değer göstersin. Bu değerimiz neydi? Ya 1 ya da 2 veya 3 gelecek. Yani 1 ila 3 arasında bir değer atayacak her sallandığında. Şimdi mantık bloklarından bir karşılaştırma yapmasını isteyeceğiz. Ve yine mantık bloklarından şöyle. Eğer ise değil ise'nin içerisine şu karşılaştırmayı yapacak. Olasılık sekmesinden kaç tane olasılık vardı? Burada ya 1, ya 2, ya da 3 gelebilirdi. Şimdi 1 gelirse eğer sallandığında eğer bir değeri gelirse o zaman bana ekranda taş simgesini göstersin. Şöyle alalım. Şimdi şuradaki artıya tıklayıp ikinci olasılığımıza bakalım. İkinci olasılığımız yine mantıklı bloklarından karşılaştırma bloğunu alıp buraya yerleştiriyoruz. Eğer 1 değil de 2 gelirse yine buraya ne koymalıyız? Olasılık değişkenden. Eğer mikrobitimizi salladığımızda 2 gelirse o zaman da kağıt simgesini kağıt olarak göstersin ekranda. Şöyle ledleri göster diyoruz ve buraya bir kağıt çiziyoruz. Son olarak tekrar artıya tıklayalım. Ve buradan mantık bloklarından yine bir karşılaştırma yapmasını isteyelim. Yine değişkenden olasılık koyuyoruz. Bu defa 3 gelirse de bu sefer de makası göstersin. LED'leri alalım ve hemen buraya bir makas çizelim. Şöyle. Evet, bakın şimdi rastgele bir değer seçecek sallandığında ve 1 gelirse taş, 2 gelirse kağıt, 3 gelirse de makası gösterecek. Hemen bir deneme yapalım. Bakın 3 geldi, makası gösterdi. Kağıt ve taş. Şimdi bir de bu gösterdiği ekrandaki simgeyi silsin istiyorum. Yani A düğmesine basınca burası silinsin. O nedenle input sekmesinden A düğmesine basıldığında temel sekmesinden de ekranı temizle diyorum. Şimdi bir daha bakalım. Tıkladık. Taş geldi. İkinci kez tekrar taş geldi. Kağıt. Yine taş.
Bu şekilde bakın şimdi makas geldi. Şimdi ekranı temizliyor bakın. Evet, taş kağıt makas oyunumuz bu şekilde hazır. Peki biz bunu başka bir oyuna çeviremez miyiz? Bu sefer B düğmesiyle farklı bir oyun tasarlayalım. Mantık yine aynı. A düğmesine basıldığında temizle şurada kalsın. Şimdi bunun için salla sekmesine sağ tıklıyoruz ve kopyasını çıkartıyoruz. Şimdi taş kağıt makas oyunumuz şöyle bir kenarda dursun. Biz bunu B düğmesiyle tekrar yeni bir oyuna dönüştürelim. Bloklarımı şöyle çıkarıyorum ve bu fazla bloğu atıyorum. Şimdi input sekmesinden A düğmesine basıldığında bloğunu aldım. Bunu B'ye dönüştüreceğim. Ve bunun içerisine şuradaki taş kağıt makas oyununu yerleştirdim. Şimdi bakın hem B düğmesinde çalışır hem de sallandığında. Ancak benim amacım burada B düğmesine basıldığında kendi tasarladığım oyunu oynatayım. Bu defa bir geldiğinde B düğmesine bastığımda rastgele değer seçim içerisinde bir geldiğinde şöyle yazılı bir şey çıksın. Komut çıksın. Desin ki bir gelirse hopla. Arkadaşımız bir gelirse hoplasın. Arkadaşımızla bir oyun kuralım. Şöyle. Bir gelince hoplayacak. Kaç kere hoplasın? Mesela 3 kere hoplasın. 2 gelirse bu sefer arkadaşımız farklı bir şey yapsın. 2 gelirse yere uzan. Evet, simge olarak da yere uzanması için şöyle bir simge gerçekleştirelim. Şöyle yere uzanmış olsun. Bu defa ayaklarını çok açmamış olsun. Şöyle olsun. Evet, eğer 2 gelirse yere uzanacak. 3 gelirse bu sefer de farklı bir şey yapsın. Mutlu olsun. Bunun için de bir gülen yüz koyabiliriz ekrana. Simgelerden de kullanabilirsiniz. Kendi simgenizi de buradan oluşturabilirsiniz. Şöyle yapalım hızlıca. Evet. Eğer 3 gelirse de mutlu olsun. Bu arada şunları kapatmamışız. Eksiye tıklayıp şu fazlalığı kapatalım. Aynı şekilde burada da. Şimdi gözden geçirelim. Bakın. B düğmesine tıkladığımda kendi oyunumuzu oluşturduk. B düğmesine tıkladığımda 1 ila 3 arasında rastgele bir değer seçecek ve 1 gelirse 3 kere hopla gösterecek ekranda ve bu simgeyi gösterecek. 2 gelirse yere uzanacak. 3 gelirse de mutlu olacak bir gülücük gösterecek. Arkadaşımız da bunu yapacak. Bakalım şimdi B düğmesine tıkladık. 3 kere hoplayacak. 3 hopla yazdı. Ve hoplama simgesi de çıktı. Mutlu ol dedi. Ve yere yat. Şeklinde çıktı. Bunu A düğmesine bastığımda bakın yine ekranı temizliyor. Şimdi bunu aktaralım. Şöyle mikrobitimize indirelim oyunumuzu. Ve ekranda bunu yapıp yapmadığını kontrol edelim. Ve düğmesine tıkladım. Evet. Yere
uzan şeklinde komut çıktı. Ve simgeyi de görüyoruz. Tekrar tıkladım. Evet, mutlu ol dedi. Ve gülen yüzümüz de çıktı. Hemen bir kere daha tıkladım. Yine yere uzan şeklinde çıktı. Bu şekilde oyununuzu siz de tasarlayabilirsiniz. Farklı farklı oyunlar geliştirebilirsiniz. A düğmesine basıp ekranı temizledik. Sallandığında ise taş kağıt makasını oynayacağız. Bakın kağıt çıktı. Tekrar bu sefer taş çıktı. Evet. Makas gelmedi bir türlü. Evet, şimdi makas geldi. Bu şekilde oyunumuzu geliştirebiliriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.